Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. İyi bak ahbap. O zaman anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Ali abi, niçin? Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için... Gırgır Ali geçiriyor, biz sinek alıyoruz. İşte bu filmde Gırgır'ım yerinde. Tadını kaçırma. Anıt Ticaret Gırgır'la sunar. Prodüktör yani mangırları veren Mehmet Karahafız. Yönetmen yani mangırları harcayan Çetin İnanç. Gırgır Ali. Hayat bir gırgırdır. Kadın daha büyük bir gırgır. Kadınlarla gırgırım huyumdur acizane. Abi huyum daha var. Önce öper sonra döverim. Niye mi? Gırgır olsun diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizleri öperim. Geliyor.
Evet Petro, buyur. Ben Mişon. Alo, bana bak Mişon, beni iyi dinle. Tekel maddelerine zam geliyormuş, sakın elden çıkarma. Toplayabildiğin kadar da topla, tamam mı, anlaşıldı mı ha? Ne? Tekel maddelerine zam mı geliyor? Her şeye zam geliyormuş. Peki patron, anlaşıldı. Beni aramışsın patron, ben Hasan. Ha yavrum, şimdi beni kulağına aç, iyi dinle. Biraz evvel kaca telefon etti. Bütün tekel maddelerine zam geliyormuş. Onun için hepsini toplayıp stok edeceksin, anlaşıldı mı? Peki ama Mifon, her şeyi mi stok edeceğiz? Her şeyi mi toparlayacağız? Piyasaya hiçbir mal süremeyecek miyiz yani? Sen ne söyleniyorsa onu yap yavrum. Ayağını sıcak tut, başını serin. Çok sağa sorma, düşünme derin. Alo Orhan. Ben Mifon yavrum. Şimdi kulağını doğru aç, beni dinle. Elinde ne kadar mal varsa hepini saklayacaksın. Anlaşıldı değil mi? Şimdi bak beni dinle. Ya, çimento, aygaz, tüp gaz, vermuzan gaz, nohut gaz, hepsini saklayacaksın. Bir tek tuvalet kağıtlarını piyasaya sürebilirsin. Şimdi telefon ettiler. Tüm lüks maddelerin satışını durdur. Yeni bir emre kadar her şeyi stok et. Peki, anlaşıldı. Derhal depoya uğrarım. İki paket yağ lütfen. Hay hay, maalesef bitti efendim. Aşağıda depoda vardı ya usta. Onlar da bitti. Biraz önce baktım usta, vardı. Allah Allah, bitti diyorum. Benden iyi mi bileceksin? Özür dilerim hanımefendi, yok. Peki ne yapalım? Bir tuvalet ısırtosu derim bari. Maalesef o da kalmadı efendim. Bir paket tuz. Maalesef son paketi biraz önce sattık. Yarın gelin. Allah Allah, ne var bu dükkanda peki? Tuvalet kağıdı, süpürge, uhu, çamaşır suyu, patlamış mısır, kağıt mendil, ne ararsanız var. Ne ararsan varmış. Usta be, depo dolu niçin yok diyorsun? Elinin körü içi. Demek depo tam takır ha. Ulan şişko Arap. İnekler vay. Ulan burada 10 barajlık çimento var be. Şu hale bak. Ulan memleketi doyuracak kadar yağ var burada be ya. Ulan memlekette bir şey bırakmamışlar be. Yığmışlar inekler. Tevekkeli değil memleket, hep yok yok yok. Araştırmaya devam. Şimdi ayvayı yedik, kamuflajı. Yedik ayvayı, kamuflaj. Elindeki malın miktarını söylesin. Önce sen. 10 ton ispirto, 20 ton tuz var patron. İyi. Ya sende ne var? 50 ton demir patron. Peki sende? 50 ton şeker, 40 ton sigara patron. 86 ton yağ. 100 ton olacaktı. Ya sende? 1000 kuval çimento. 5000 olacaktı. Kelle hesabı düzelt. Hadi. Yapma patron. Yapma. Yapma. Ya sende Celal? 2 ton tuz.
İki ton tuz ha? Evet efendim. Bir yanlışlık olacak. Yok. Hayır patron. Haberi geç duyduğum için satmış bulundum. Benden habersiz. Affet patron. Bir daha tekerrür etmez. Affederim ama... O kadar tuzdan gelecek kârı bir daha elde edemem değil mi? Kelle! Hemen öbür tarafa yapmayın kelle! Patron, yapmayın! Ne olur kelle yapmayın patron! Var mı başka benden habersiz iş yapana? Cesetleri kaldırın! Şu sese bakın hadi, hadi! Yağ kutuları delinmiş. Ne yağbetsizlik bu? Ben içemedim. Ben de içemedim. O halde burada biri var. Bacana karanızda! Yakalayın! Sağ bırakmayın! Öldürün! Bu bir delik, yoksa içecekler delik deşik. Lan gördün mü Selami? Buldun dünyanın gök deliğini, yürü. Yürü. Versene Hint fakiri. Bırak inadı moruk. Tüyelim buradan. Yoksa ikimizi de iyi edecekler. Hadi sen yaşını başını almışsın. Ama ben daha gencim. Yaşamak istiyorum. Bir de tarafa bakalım. Aa, işte geldiler bile ben tüyüyorum. (Gülüyor)
Şimdi yakaladık seni. Gel bakalım buraya. Hadi bakalım. Kontrol söylediğini duydun. Gel buraya. Gel. Şahin. Doğru bekle, acayip bir şey bu. Buldum, buldum! Nuray, Ayşe,
Çocuklar, çabuk gelin. Çabuk gelin, bakın. Ne buldunuz profesör? Formül sonuç verdi. Ne buldun baba? Artık savurganlık sona erecek çocuklar. Arabalarda benzin yerine bu madde kullanılacak. Çok sevindim babacığım, seni kutlarım. Sizi kutlarım profesör. İkinize de teşekkür borçluyum. Hadi çocuklar, içeri gidip kutlayalım bunu. Gelin benimle. Hadi, aha, hadi gel babacığım. Temizlediniz mi? Maalesef şef. Neden? Biri mani oldu. Onu da temizleseydiniz. Kimmiş lan bu size mani olan? Bir dede. Yok deve. Yanlış işittim galiba. Artık dedelerden de mi dayak yemeye başladınız? Bildiğin dedelerden değil patron. Acayip bir şey. Adam öyle bir numara çekti ki patron, sağ gösterip sol koydu. Dik duramadık. Sağ kaldığımıza şükrediyoruz patron. Konuşma lan. Benle dalga mı geçiyorsunuz? Hadi ne yapın yapın, bana o herifi bulup getirin. Hadi hadi. Hadi be. İçki koy. Ben geldim patron. Merhaba patron. Çok sevineceğim bir haber getirdim bugün sana. Bu ne telaş böyle güzelim? Formül bitti. Ne dedin ne dedin? Formül bitti dedim. Sadece basit bir iki işlem kaldı. Peki bu formülü elde etmenin bir yolunu düşündün mü? Tek bir yolu var. Profesörün kızı Ayşe'yi kaçırmak. Ve de kıza karşılık formülü istemek. Bu da güzel. Aferin yavrum. İyi çalıştın. Bu da mükafatın. Şimdi sana... ...21. parmağın marifetlerini göstereceğim. Koy ver kendini. Koy ver kendini. Hala aklım almıyor. Neyi? Dedeyi. Benim de. 1000 yaşında adam dayak atsın, olacak şey değil. Alo şef. Evet. Peki. Profesörün kızını kaçıracağız. Kız plajdaymış. Nuray haber vermiş. Hı hı. Vay canına be. Bunlar o moruğun dövdüğü herifler. Biri keldi, biri de şapkalı, silindir şapkalı. Evet, evet. Ya ama bu herifler burada ne arıyorlar? Ha, siz ergeliler sizi. Demek şimdi de kadın stok ediyorsunuz ha. Ama ben size gösteririm şimdi. Mora söz verdim. Kızı kurtarmam lazım. Söz verdim Mora.
Neydi o laf? Şafimen! Lan bu ne hal? Yaktın lan beni moruk! Yaktın! Altı kaval üstü şişhane oldu lan! Ah ulan neydi o laf lan? Neydi? Neydi o laf? Buldum! Şazem! Tamam kullardan olduk be! Sıkı durun katiler geliyorum ha! Kelle kapıyı açalım Kadir. Hadi göster bakayım. Gel bakalım kızım yeter. Hadi. Yavrum ne oldu sana? Kim bu adam? Beni kaçırıyorlardı. Süper bir adam gelip beni kurtardı. Sonra bayılmışım. Evet, o adam kızınızı evinize getirmemi söyledi. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Kızınızı niye kaçırmak istesinler? Formülüm için. Bütün dünya benzinin yerine geçecek olan bu formülün peşinde. Teşekkür etmeyi unuttum. Misafirim olur musunuz? Tabii, yatacak yerim yoktu zaten. İki kişi bir kızı kaçıramadınız ha? Yazıklar olsun. Şey oldu şef. Ne oldu? O acayip kılıklı adam gene çıktı ortaya. Sonra? Arabayı eliyle durdurdu, havaya kaldırdı patron. Sonra? Arabadan indik, ateş ettik, kurşun işlemedi. Bak şu işe. Bunu hangi romanda okudunuz ha? Gırgır'da mı, Zagor'da mı, yoksa Süpermen mecmuasında mı? Vallahi okumadık patron. Biz bunu yaşadık. Böyle biri var. Attırın lan manyaklar. Önce dede, şimdi de Süpermen. Attırın lan. Burası tımarhane değil. Ben de Deli Güllü abicisi değilim. Defolun. Hadi. Emel. Gel. Rahatlat beni. 21. parmaktım. Hadi. Bu işin en kestirme yolu profesörü kaçırmak. Profesörü bırak da bana bak. Ay kol. Bir aspirin isteyecektim de. Acaba? Bana kalırsa senin aspirine değil başka şeye ihtiyacın var. Neye ihtiyacın var? Anlamadın mı hala? Rahat dur kız. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Hiç ummuyorum. Bana bak. Beni tahrik ediyorsun ama. Neden korkuyorsun benden? Kim, ben mi? Neden korkacakmışım? Yiğidin malı meydandadır. Gel de malını göster. Göstereyim malımı da dudağını çıplasın. Rıfkı sen misin? Beni dinle. Profesör yarın konferansa gidiyor. Onu oradan kaçırın. Seni kalleş espiyon seni. Ha, 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 ha.
Buna iyice göz kulak olun. Böyle akrepten her şey beklenir. Sayın profesör, konferansa gitmeyeceksiniz. Neden? Çünkü bu sefer sizi kaçırmayı deneyecekler. Bu konferansa ben gideceğim. Sen mi? Evet. Bu çeteyi meydana çıkarmanın tek yolu bu. Sizin için tehlikeli olmaz mı? Merak etmeyin, bana bir şey olmaz. Neyse, gidip konferansımı vereyim. Ha, konferansın konusu ne? Benzinin yerini tutacak madde. Merak etmeyin, en feriştanı bilirim. Selami. Kendine dikkat et. Ay bekleyin. Bu bir araba. Bu kapısı. Bu camı. Bu da egzosu. Yani arabanın osuruk deliği. Amma esri yapıyor ya. Öyle öyle çok neşeli. Tutun be. Tutun. Çık. Alkol çok enteresan bir maddedir. Hem günlük alanda, hem sanayi alanında, hem de hava alanında. Alkolü sanayide kullanırken çok dikkatli olmalı. Alkol insanı nasıl sarhoş ederse otomobilleri de eder. Ne diyor bu ya? Dur. Bu sebepten dozunu iyi bilmek lazımdır dozunu. Fazla kaçırırsak araba zurna olur. Böyle bir durumda yapılacak en iyi şey arabayı bir işkembeciye götürüp damardan bir porsiyon işkembe çorbası içirmektir. Ama bol sarımsaklı. Ne işkembesi ya? Ne diyor bu adam be? Saçmalıyor vallahi. Siz ondan daha iyi diyeceksiniz. En kötü diyeceği var mı? Tutun. Uzun lafın kısası, bu madde benzinin yerini alacaktır. Alamazsa yan gelecektir. Kalıbına yazık. Konferans bitmiştir. İsteyenler kendi aralarında sual sorabilirler. Ama bana sual soramazlar. Konferans bitmiştir, dağılabilirsiniz. Sıkıldım, yeter artık be. Ha. Hadi bu kadar işte. Bas başlarım sayın atı. Gel bir olmadı ama böyle. Sayın profesör, bu dediğiniz yakıtın petrolün yerini alacağına inanıyor musunuz? Vallahi ben insanlığımı yapıp söylüyorum. O ister alır ister almaz. Beni ilgilendirmez. Verdiğiniz bilgilere teşekkürler profesör. Profesör, bir dakika. Alo şef. Tamam, kaçırdık. Ha şef, size bir şey söyleyeyim mi? Profesör tıpkı size benziyor. Hık demiş, burnunuzdan düşmüş. Oha tüş. Peki şef, şimdi ne yapalım? Sakal tıraşı yapın. Ne yapacaksın gangster bozuntusu? Konuşturun. Bu heriflerin hepsi manyak. Ne oldu? Güya profesör bana benziyormuş. Niye olmasın? Ne demişler? Dünyada herkesin bir benzeri vardır. Ama bunun benzeri yok. Söyle, formül ne? Formül 4-2-4 kanatlardan hücum. Öyle kanatlardan. Yılanlar. Kanadı görün. Çek şunu ben. Söyle. Benzin yerine getir. Konuşma profesör. Hala formülü söylemeyeceksin. Söyleyeyim. 1-9-1 toplu defans. İşte sana toplu defans. Bu ne biçim maç? Ne biçim maç? Ne olacak ha? Ya bekle. Yapmayın. Buna kalleştiklerini yap. Evet. Ay, bana bir şeyler oluyor. Yapmayın. He? Kalk.
kalkıyor beni. Benimki kalkıyor. Ay yapmayın, mahvoluyorum, geliyor. Bir şeyler oluyor bana, gelecek galiba. Kamış. Erman profesör konuşacak mısın? Konuşacak halim kalmadı. Hadi bakalım. Oh. Bu ne biçim maç? Ne biçim maç? Ne olacak ha? Ya bekle profesör, bekle. Ay yapmayın, mahvoluyorum, geliyor. Bir şeyler oluyor bana, gelecek galiba. Kamış. Erman profesör konuşacak mısın? Konuşacak halim kalmadı. Hadi bakalım. Tamam mı profesör? Ha? Yak bir sigara. Bir de bezer kendine gel. Hadi bak. Geliyor geldi. Herif konuşmuyor şef. Konuşmuyor. Ne? Yine mi konuşturamadınız? Bu iş uzamaya başladı artık. Kaçırın şu profesörün kızını. Başla şef. Esübhanallah. Bana bak, bize iş çıktı. Ne var? Gidip kıyafet değiştirelim. Profesörün kızını kaçıracağız. Yapma. Yapma. Kızını getirelim de o zaman konuşma istersen. Yapma. Ya o güzel gözlerin hatırı için yapma. Yapma. Fatma. 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 Buyurun, ne istediniz? Bizi idareden gönderdiler. Niçin? Telefon tamiri için bizim abla. Bizim telefonumuz bozuk değil ki. Ya bozuk olsun olmasın biz. Tamir edin. Yürü bakalım hadi. Yürü. Hadi. Dur bakayım be, ne oluyor be? Onkla kellerinin söylediği herif bu olacak. Ulan bu herife kurşun bursun da istemiyor. Ne yapıyor be? Ulan şimdi gösteririm sana. Bayatıyoruz be, kaçalım. Canım kahramanım, yine kurtardın beni. Hey Selami oğlum, kolay gelsin. Ben sana o gücü kötü yolda kullanma dememiş miydim oğlum? Konuşma lan moruk, senin kızın değil ya. Yapma, ayıp oluyor. Yapma. Başlayacağım şimdi süper adamınıza. Ne oluyor size be? Birlik olup beni deli mi edeceksiniz ha? Hadi defolun. Defolun hadi. Sağa dön. Uygun adım marş. Gidebildiğiniz yere kadar gidin bakalım hadi. Hadi. Arkadaki. Sen de. Emel. Gel beni rahatlat. Çek. İşe 21. parmaktan başla. Fermuar. Acıtma, dilin testere gibi. Ağzına sağlık. Hadi dön bakayım şimdi. Gel otur bir cama şöyle. Ah.
dakika. Evet benim. Ne? Konuşturamadınız mı? Anlaşıldı. İşe benim el koymam gerekecek. Konuşmuyor mu? Sertlik sökmeyecek. Bir de tatlı yolu deneyelim. Yani iş bana düşüyor. Tam üstüne bastın. Aynı zamanda 21. parmağın üstüne de bastın. 21. parmak ne demek? Evet. Şimdi tatbikata geçebiliriz. Geçebiliriz. Malzeme lazım. Alalım. Alırsınız. Niye alamayacakmışsınız? Koskoca adamlarsınız. Biraz zorlanırsanız alırsınız. Ne alacağız? Yarım kilo kıyma. Bir kilo patates. Bir baş soğan. Bir kilo salça. İki de kalça. Yemeğin salçası, kadının kalçası. Araba bunlarla mı yürüyecek? Olur mu hıyar ağası? Araba hiç kıymayla yürür mü? Bu akşam yemeği siparişi. Araba için, yani formül için şey lazım. Neydi benim aradığım? İlahi profesör, benzin yerine icat edeceğiniz madde. Tabii. Unutkanlık işte. Profesörler dalgın olur. Şey lazım, şey... Amonyak. Amonyak piyasada yok ki. O zaman siz de tabii amonyak üretin. Amonyak, amonyak sanayi kurun. O ne ki? Sidik. Bol sidik üretin, üretin. Sidik mi? Hem de su katılmamış. Yani araba çişle mi yürüyecek? Yok be sersem. Çiş sıvının içindeki yakıcı gücü sağlayacak. Yani amonyağın yerini tutacak. Hadi gidin sidik getirin. Ama sidik satılmaz ki. Sizin küçükleriniz yok mu? Var. Gidin küçükleri çalıştırın hadi. Hadi çalıştırın hadi. Ha, sayın profesör, bu yeter mi? Bilmem. Laboratuvarda bakalım. Hadi. Peki. Buyurun sayın profesör. Ne lan bu? Ulan bu kadar sidikle bisiklet bile yürümez. Daha lazım. İyi ama profesör, ıkındık sıkındık ancak bu kadar çıktı. Konuşma lan. Depo boşaldı, damla akmıyor. Konuşma lan. Bol bol bira için. Çişiniz gelsin. Makineleri çalıştırın. Hadi, 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 hadi. Gözün aydın sevgilim. Profesör nihayet çalışmaya başladı. Ne yapıyor? Ali ile Veli'ye sidik toplatıyor. Güzel. Ne toplatıyor, ne toplatıyor? Sidik. Sidik mi? Basbayağı sidik. Yakıt için amonyak yerine. Piyasada amonyak bulunmadığı için üretimi sidikle sağlayacakmış. Bu işte bir iş var ama ne? Uçan adamlar, dedeler, sidikler. Bu herif ya kaçık ya da büyük bir dahi. Bana bak. Hadi git oraya da bana olup biteni yetiştir, tamam mı? Peki sevgilim. Çabuk git yoksa dayanamayacağım. 21. parmak kımıldamaya başladı bile. Bu kadar kafi. Şimdi dünya ekonomisini temelinden sarsacak olan maddeyi elde edelim.
ses duyuyor musunuz? Duymuyoruz profesör. Herkes bu sıvının peşinde. Çinliler, Japonlar ve de lahmacuncular. Lahmacuncular mı? Tuz eksik galiba. Neyse, şimdi siz yaklaşın, ben uzaklaşayım, değil mi? Çoluk çocuğunuz var mı? Yok. Güzel, demek ki arkanızdan ağlayacak kimse yok. Yok. Demektir. Şimdi ben masanın altına girip uzaklaşacağım, siz yaklaşacaksınız. Tamam mı? Dua edin bakayım. Beraber yaklaşacağız. Bomba patladı. Galiba ya. Ne dalga bu be? Aram. Önce size birer selpak lazım. Selpak mı? Tamam. Buldum. Hatayı buldum. Malzemede yanlışlık yaptık. Çünkü kosinüs santimetre, delta eksi ve de 85 trilyon logaritmanın logaritmasıdır. Derhal apsidiyi bulacaksınız. Apsidiyi mi? Evet. Çünkü atta itici ve çekici güç var. Motorlar için ne denir? 50 beygir gücü, 80 beygir gücü. O halde motor için lazım olan insan sidiği değil, at sidiği. Hadi çabuk, formül beynimden kaçacak. Hadi, derhal. Hadi yürü Ali. Gidelim Veli. Aman beynimi tutayım. Olmamış. Ulan siz beni eninde sonunda delirteceksiniz be. Sakin ol sevgilim. Bu profesörün bilgisi herkese malum. Elbet bir bildiği vardır. Başlayacağım böyle profesöre. Sanki eri profesör değil tahlilci. Bak gene sinirlendim işte. Sinirlenme canım. Çengelim benim. Aferin. Biraz meşakkatli oldu ama iyi iş gördünüz. Atlar Arap atı mıydı yoksa İngiliz atı mı? Neyse önemli değil. Şimdi maddemizi yapalım. İndir bakayım. Çorbada benim de tuzum bulunsun. Oh. O ne be, o ne be. Bu ölüsü bir de dirisini görsen. Benim de çorbada tuzum bulunsun. Olmaz. Son araba laçka olur. Kıvıra kıvıra gitmeye başlar. Önüne gelene verir canım. Olmaz. Hadi deneyin bakayım maddemizi. Deneyin hadi. Hadi. Sizde galiba gizli bir deha var profesör. Hem de büyük bir deha. Gel göstereyim sana o dehayı. Uzan şöyle koltuğa. Bak şimdi çıkacak babaya. Böyle. Bu ses ne? Benimki patladı. Ama bu bomba gibi patladı. Profesörünki böyle patlar. Mutlaka neler patlatacağım ben sana. Bu ne profesör? Neredesin kaç gündür? Beni yakaladılar. Yakaladılar mı? Evet. Yanlış adam kaçırdınız. O profesör değil. Profesörle kızını kaçırın. Hadi.
Alo? Anlaşıldı patron. Hemen geliyorum. Vay sahtekar vay. Yakalayın şunu. Profesör değilmiş. Değilmemiş. Namus biterim. Dinleyin beni. Ben şefin yanına gidiyorum. Profesörle kızı oraya getiriyorlar. Aha. Bu sahtekarın işini bitirirsiniz. Tamam bayan şef. Hiç de misafirperver değilsiniz ha. Ya bu ya kara sürtün abi. Bize at sizi yarasın. Montaj yaptın. Al bakalım şimdi sana bir keki basın. Al bakalım. Yavrum yalan. Yalan yalan getir. Gülensin değil mi? Daha ne yapayım elinde değil. Ya beni öldürürsün. Yine tokat ha, tokat ha. Tamam bak beni şunu. Tamam o bahçedeki yer. Buna kurşun istemiyor Veli. Ben biliyorum. Ne yapacağız şimdi? Şuna bak. Eva o herif bu herif. Hadi ateş etsene. Hadi. Affet bizi. Bir şey yaptık sana. Şaka yaptık kardeşim yani. İnan gelmezsin şöyle. Dur adam. Evet. Yapma. Ayağının altına bir yapma kardeşim. Yapma. Affet beni. Veli. Seni nereye göndereyim ha? Kıyma, kıyma bana süper adam. Ne olur hadi bana. Hadi. Şimdi Balat'a kadar yolun var. Haydi. Şimdi de sizi kurtarmalı. Demek formülü vermiyorsun. Başlayın. Selami oğlum. Nedir bizden istediğimiz? Nedir? Bırakın kızımı. Bırakın söyleyeceğim. Bırakın. Bırakın kızı sersemler söyleyecekmiş işte. Hadi. Peki patron. Konuş bakalım moruk. Ver formülü. Bırakın kızı ben de söyleyeceğim. Bırak kızı kelle. Bu iş tamam. Numaran kaldı mı he? Aman Allah'ım. Selami'ye gücün yetmez. Kanca kol sün he? Kanun namına teslim olun. Kıpırdamayın. Teslimiz. Teslimiz. Alın şunların silahlarını. Alın. Götürün merkeze bunları. Hadi yürüyün bakalım. Hadi. Sağ ol Süpermen. Bize büyük yardımın dokundu. Her şey değil. Süpermen'im. Sağ ol. Ha. Hadi sağ baba. Sen şimdi polislerle git. Formülünü çalışmaya başla. Hadi. Olur. Hadi. Hiç merak etme. Kızım bana emanet. Olur. Aa, ayıp et. Olur. Aa, ayıp et. Emanet gel bakalım. Gel bakalım güzelim. Seninle 9 aylık bir formül üstünde çalışalım. 9 ay ha? Oğlum Selami! Sana kaç kez söyleyeyim ki bu fikri kötüye kullanma diye. Bırak kızı, bırak! Bırak be Selami! Başlayacağım.
Sen selamine yetti be. Aa, bu malı yemezsek hangi malı yiyeceğiz? Ammolla Rostov, Rostov'cı mısın nesin istiyorsan gel sen de paylaşalım. Çıkarsın ama artık ha. Senin yüzünden ne hallere girdim be. İstemiyorum. Bu malı yemezsem ne yiyeceğim? İstemiyorum. Süpermenlik istemiyorum. Yollama, tamam mı? Hayır. Şarjör!
Şoförüm! Dede! 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 Nerede? Nerede? Dede neredesin? Dede bak Süpermen oldum! Dede bak Süpermen oldum! Evlat artık süper adam oldu! Yalnız bu gücünü kötülere karşı kullanabilirsin! Olur dede! Sıkı durun kötüler! Ensenizde boza pişirirken! Gel bakalım kızım yeter. Hadi. Kellerinin söylediği herif bu olacak. Ulan bu herife kurşun mursun da istemiyor. Ne yapıyor be? Kurtardın beni. Hey Selami! Selami oğlum! Kolay gel! Ben sana o gücü kötü yolda kullanma dememiş miydim oğlum? Ha? Konuşma lan moruk! Senin kızın değil ya! Yapma! Yapma! Ayıp oluyor! Kıza bak! Kıza bak! Kıza bak! Kıza bak! Yapma ne yapıyorsun ya? Kız ne cekil açıldı Selami? Ayıp oluyor! Ayıp oldu evladım. Şuna bak Veli şuna. Tamam o bahçedeki yerim. Buna kurşun istemiyor Veli istemiyor. Ben biliyorum ne yapacağız şimdi. Şuna bak. Eyvah o herif bu herif. Hadi ateş etsene de. Hadi. Affet bizi. Bir şey yaptık sana. Şaka yaptık kardeşim yani. Yanlışsınız öyle. Dur adam. Evet. Yapma. Ayağının altına bir yapma kardeşim. Yapma. Affet beni. Beni. Seni nereye göndereyim ha? Kıyma, kıyma bana süper adam. Ne olur hadi bana. Hadi. Şimdi Balat'a kadar yolun var. Kızı kurtarmalı. Ateş edin. Öldürün. Ateş edin. Numaran kaldı mı ha? He? Aman Allah'ım. Selami'ye gücün yetmez. Kanca kol sürme.
teslim olun, kıpırdamayın. Teslimiz, teslimiz. Alın şunların silahlarını. Alın. Götürün merkeze bunları. Hadi yürüyün bakalım. Hadi. Sağ ol Süpermen, bize büyük yardımın dokundu. Her şey değil. Süpermen'e bak. Sağ ol. Hadi baba, sen şimdi polislerle git, formülünü çalışmaya başla, hadi. Olur. Hadi, hiç merak etme, kızım bana emanet. Olur. Aa, ayıp et. Olur. Aa, ayıp et. Emanet, gel bakalım. Gel bakalım güzelim, seninle 9 aylık bir formül üstünde çalışalım. 9 ay ha? Dokuz ay. Sen abi, sana kaç kez söyleyeyim ki bu fikirin kötüye kullanma diye. Bırak mısın, bırak! Bırak mı Selami? Başlayacağım Selami'ne, yetti be! Bu malı yemezsek hangi malı yiyeceğiz? Ammolar yoksa Roskenci misin nesin? İstiyorsan gel sen de paylaşalım. Çıkarsın ama artık ha. Senin yüzünden ne hallere girdim be. İstemiyorum. Bu malı yemezsem ne yiyeceğim? İstemiyorum. Süpermenlik istemiyorum. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. İyi bak ahbap. O zaman anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Ali abi, iki. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için Gırgır Ali geçiriyor, biz sinek ağlıyoruz. İşte bu filmde gırgırım yerinde. Tadını kaçırma. Anıt Ticaret Gırgır'la sunar. Prodüktör yani mangırları veren Mehmet Karahafız. Yönetmen yani mangırları harcayan Çetin İnanç. Gırgır Ali. Hayat bir gırgırdır. Kadın daha büyük bir gırgır. Kadınlarla gırgırım huyumdur acizane. Abi huyum daha var. Önce öper sonra döverim. Niye mi? Gırgır olsun diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizleri öperim.